yepyeni bir video ile yine karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere jailbreak'li iPad veya iPhone'unuzda mobil terminalin root iznini nasıl alabileceğinizi göstereceğiz. Mobil terminal arkadaşlar CMD'ye benzeyen kod üzerinde kodlar kullanarak bu Unix kodlarını veya Mac kodlarını tasarlanmış. Gerçi zaten Mac Unix tabanlı olduğundan dolayı arkadaşlar direkt olarak Unix'ten geliyor. Ama mobil terminal kodları ne Unix ile ne de Mac'in kodlarına az çok benzerliği yok arkadaşlar. Sadece çok ufak tefek kodlar benzerliği var. Bu kodlar ile neler yapabilirsiniz onu anlatacağız. Tabii ana konumuz mobil terminalde veya M terminalde root izni nasıl alınır? Root iznini nasıl alacağımızı göstereceğiz arkadaşlar. Bu sayede diğer dosyaları silerken, değiştirirken, taşırken, kopyalarken veya içerisinde herhangi bir değişikliği yaparken veya uzaktan ağ bağlantı yaparken yani CMD ile yaptığınız bütün işlemleri tabii bu mobil terminal kodlarına göre yapılıyor. Komutlarına göre, kod demeyelim de komutlarına göre yapılıyor. Google Chrome'dan araştırırsanız mobil terminal veya M terminal diye yazarsanız veya direkt olarak Unix'ten başlayarak M terminal ve mobil terminal kodlarını veya komutları diye yazarsanız arkadaşlar uzunca bir liste çıkacaktır. Bu listeden zaten yapmak istediğiniz her şeyi yapacaksınız. İstiyorsanız uzatmadan başlayalım. Demeden önce şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Mobil terminali kullanabilmeniz için bu iPhone veya iPad cihazınızı jailbreak'li olması gerekiyor. CD üzerinden M terminal veya mobil terminal diye aratırsanız herhangi bir repo adresi üzerinden sürümünüzde uygun olan mobil terminali indirebilirsiniz. İndirdikten sonra zaten burada görünüyor. Ben imlecimi de açmadım. İmleci de açayım. Sürekli olarak kayboluyor bu imleç. İmlecimiz geldi arkadaşlar. Mobil terminal burada gördüğünüz gibi. Mobil terminal içerisine giriş yapıyoruz. Buradan şunu bir temizleyelim. Temizledik. Şimdi buradan biz root izni nasıl alacağız onu gösterelim arkadaşlar. İlk başta bunun iki tane yöntem var. Birinci yöntem login yazıp geç diyoruz. Enter yani. Buradan loginde neyi istiyor? Biz root yazıyoruz. Geç. Passport, şifre yani root için şifre arkadaşlar. M terminal veya mobil terminalin herhangi bir sürümde veya tüm sürümlerinde şifre aynıdır. Şifre Alpin. Geç dedik. Gördüğünüz gibi şu anda root iznini almış olduk. Bu sayede tüm dosyaları silebilir, değiştirebilir, taşıyabilir, uzak bağlantı yapabilir. Yani hacking yoluyla veya bir BTG'seniz yani ITG'seniz veya hacking tarzı girişimlerde bulunmak istiyorsanız root iznini kullanarak iPhone veya iPad'inizde istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. İkinci yönteme gelelim arkadaşlar. Buraya su boşluk tire yazıyorsunuz. Geç diyorsunuz. Bu şu anda root izni aldığımızdan dolayı ya da siz direkt su yazalım. Su boşluk tire veya su yazdığınız zaman aynı ilk başta gördüğünüz gibi şurada. Şu ilk başta gördüğünüz şekilde şu imleci alayım da şurada arkadaşlar bize bir login bölümü verdi. Bu loginden direkt olarak login vermiyor. Suyu verdiği zaman size direkt ikinci sonucu pasportu veriyor. Yani pasport soruyor. Direkt olarak şifreyi soruyor. Su da super user yani administratör. Root da administratör yetkilerine sahip. Super user da administratör yetkilerine sahip arkadaşlar. Yani siz ister login ile root diyerek password'u girebilirsiniz. İsterseniz de direkt olarak sadece su yazarsınız. İkinciye de password'u girersiniz arkadaşlar. Login yazmanıza gerek yok. Dedikten sonra peki bu mobil terminal bizim ne işimize yarar? Eğer CD'ye yüklüyse cihazınıza ve CD'ye girerken sürekli olarak çökmeler, hatalar alıyorsanız veya herhangi bir TV veya CD'den indirdiğiniz uygulamayı yükleyemiyorsanız, update edemiyorsanız yani güncelleyemiyorsanız
apt-get update derseniz arkadaşlar bunda hata veriyor. Çünkü bu mobil terminal sürümümüz farklı. Genellikle 5.0.2 veya 5.1.2 sürümler için uygun bu kod. Bu kodu girdikten sonra CDA üzerinde update yapar. Bu update ile sorunları kesinlikle %100 çözer arkadaşlar. Ve diğer güncellenemeyen, hata alan veya işte küçük paketler olsun, tweakler olsun veya uygulamalar olsun tamamen günceller, sorunlarını da ortadan kaldırır arkadaşlar. Dedikten sonra sadece sizlere hem super user hem de root iznini, yani zaten super user ile root aynı arkadaşlar. Root iznini nasıl alabileceğinizi, root şifresinin ne olduğunu ve CDA sorunlarını nasıl ortadan kaldırabileceğinizi göstermek istedik mobil terminal ile. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Beğenirseniz beğen, beğenmezseniz de beğenmeme tuşlarına basarak bizi destekleyebilirsiniz. Mobil terminal ile veya CDA ile alakalı veya Apple hacking ile alakalı herhangi bir şey varsa aklınıza takılan video altına yorum yapabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kanalımıza daha fazla video görmek istiyorsanız videolar kısmını ziyaret ederek yüklemiş olduğumuz 700 adet videodan tüm videolarımızı bu kısımda daha fazla yükleyerek tüm videolarımızı izleyebilirsiniz. Ayrıca bütün videolarımızdan anında haberdar olmak istiyorsanız bildirimler kısmını açabilir, kanalımıza abone olabilirsiniz.